Peki bir İranlı gazeteci şimdi yayınımızda e, Sayın Bageryan bizimle beraber Farşit Bageryan e, iyi akşamlar diliyorum şu anda İran'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı konuşuyoruz neler oluyor evet. sizde hangi bilgiler var dinleyelim efendim. Teşekkür ederim Kübra Hanım e, bakın burada herhalde yüz füzeden bahsediliyor ama Amerika daha önce de Antony Blinken bir açıklama yaptı balistik füze belge kullanacak diye. Ben füzeleri bizzat gördüm. Yani bizim üzerimizden zaten geçti. Onların bir balistik benzerliği yoktu. Çünkü hızı biraz fazla olması lazım. Balistik hızı e, füzesi biliyorsunuz 12 dakika zaten Tel Aviv'e ulaşıyor. Ama bunların helal daha fazla oldu. Ama buradaki önemli noktası şudur. Yani İran belki 100 füze, 400 füze her ne kadar yani o sayısını tabii bilemeyiz ki zaten. Belki İsrail e, Tel Aviv'e doğru atışlayabilir. Ama bunun eğer bir koordineli bir şekilde, yani Husilerle birlikte, Hizbullah ile birlikte, hatta Hamas'la birlikte olursa, o dediğiniz bir ifade kullandınız. Acaba sembolik midir ya da gerçekten bir misillemedir ya da gerçekten bir e, yanıt mıdır? O şekilde ortaya çıkacak. Şu anda dikkat edin. İlk atışlarda atış temelerde belki de orada demir küpe buna baş edebilir. Ama bunun sayısı fazla olursa dolayısıyla oran itibariyle düşen yani daha doğrusu imha edilen ve hedefe ulaşanlar arasındaki bu daha doğrusu oran değişebilir. Ben tahmin ediyorum ki İzmirli da tahmin Skarp, ediyorum ki roket sahnesiyle birlikte bir şekilde evet. bu demir küpeyi şaşırtarken evet, evet Skype bağlantımızda evet. bir sıkıntı var arkadaşlar devam mı yoksa bir tekrar bağlantı yenileyelim mi? Peki biz dönelim, bağlantı yenilensin. Bu arada bir hatırlatmada bulunalım. Sertaç da söylemişti. 13 Nisan 2024 akşamı İsrail'e hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı başlatmıştı İran. Orada da İHA'lar vardı, düzinelerce İHA'lar vardı. Amerikalı yetkililere göre 400-500 İHA ve potansiyel olarak füzeler kullanılmıştı. Sartaç tekrar sendeyiz. Kübra par şu anda sıcak bir gelişme tabii ekrana ne kadar gelir bilmiyorum ama Beyrut'tan da Başkent Beyrut'tan da yukarı doğru bir roket ateşlemesi yapıldı ama sayabildiğim kadarıyla dört tane atıldı. Şu an biz Beyrut Şehitler Meydanı'ndayız. Yine Dehiya'ya yakın bölgeden fırlatıldığını ifade edebiliriz. Yani artık yerle bir ettiği İsrail'in o Dehiya'da demek ki hala Hizbullah kullanabildiği bir platform hala vardı orada bir roket ya da füze bataryası olabilir bu. gördüğünüz bu boşluktan biraz önce 4 ya da 5 tane füze yukarı ya da roket yukarı doğru ateşlendi. Onların da hedefi tabii ki İsrail olacak diye düşünüyorum. Tabii gözüm de bir yandan orada ee, yani Beyrut'tan da an itibariyle yani Lübnan'dan da İzbullah'tan da an itibariyle bir daha dönelim Murak. Ee, yine fırlatılıyor galiba. İşte Beyrut semalarında da kırmızı ışıklar bir anda gökyüzüne doğru yerden yükselmeye başladı. E, ee, tabii Hizbullah'ın elinde balistik füze var mı yok mu bilinmiyor. CIA raporuna göre 150 binden fazla füzesi olduğu biliniyor ama bunların hangi e, donanıma sahip olduğu bilinmiyor ama eş zamanlı olarak başkent Beyrut'tan şu an itibariyle yine İsrail'e bir füze ya da roket saldırısı yapıldı. Bu da ilk kez yapıldı diyebiliriz. E, bu füze ya da roket saldırısının e, çünkü ülkenin güneyinden bunlar sıkça yapılıyordu ama arkadaşlar Okey okey. Ee, ülkenin güneyinden sıkça yapıyordu ama başkent Beyrut'tan ilk kez böyle bir şey de e, ekranlara getirmiş olduk. Bu Peki. sıcak bilgi de. Sertac, söyleyelim. Bu arada ara ara, ara seni keseceğim çünkü yapalım. sıcak bilgiler geliyor. Bir yandan dünya basındaki sıcak bilgileri de takip etmeye çalışıyorum. Şimdi İsrail hükümeti bütün vatandaşlarına sığınaklarına inme talimatı verdi. Sirenlerin duyulmasından duyulmasının ardından İsrail'de vatandaşlar sığınaklara e, inme çağrısı yapıldı vatandaşlarına ve şu anda bu canlı görüntüler değil mi yönetmenim bir kez daha tam ekran girelim şu anda da İhlas Haber Ajansının Kudüs semalarından aktardığı canlı görüntüler ekranlarınızda bir kez daha tekrar edelim İran İsrail'e bir füze saldırısı başlattı geçtiğimiz günlerde e, bölgedeki ateş iyice alevlenmiş. İsrail önce Lübnan'da çeşitli çağrı cihazlarını patlatarak Hizbullah'ın kimi üyelerini yaralamış ve öldürmüştü. Ardından da Hizbullah'ın yönetici kadrosuna büyük bir tonlarca bombayla büyük bir saldırı gerçekleştirmiş ve... ...başta Hasan Nasrallah olmak üzere Hizbullah yönetimini ee, bombalamıştı, öldürmüştü. Bunun üzerine İran yepyeni bir dönem başlıyor demişti. İşte... İran'ın İsrail'e karşı saldırısını an an ekranlarınıza getiriyoruz. İranlı gazeteci Farşık Bey'in az önce yayın bağlantısı kopmuştu. Bir kez daha dinleyelim kendisini. Neler oluyor? Bugün yeni bir savaşın eşiğinde miyiz? Yoksa İsrail'in sözde cevaplarından birine mi şahitlik ediyoruz? Teşekkür ederim Kübra Hanım. Yani internet kesintisi burada an meselesi. Sonuç itibariyle savaş halindeyiz. Dolayısıyla kusuramıza bakmayın. Bakın İsrail bir ifade kullandı. Yeni düzen dedi. New order dedi. Bu yeni düzen bu ifade İsrail tarafından geldi. Yani kendisi bunun sebep oldu. Dolayısıyla burada dikkat edin. Bu saldırı bir sembolik bir saldırı değil. Bir koordine bir saldırıdır. Her ne kadar Hizbullah ve İran arasında iletişim kopukluğu o pejcelerin patlak vermesiyle birlikte zaten gündeme geldiyse şu anda koordine bir şekilde saldırı var. Yani ilerleyen dakikalarda belki de Husilerden de bir füze atışlanması söz konusu olabilir. Irak cephesinden de olabilir. Dolayısıyla tekrar o Golan Tepelerde ve dolayısıyla eğer koordineli bir şekilde ise demek ki Topyekün hatta Sayın Erdoğan ne dedi? Artık İsrail'e dur demesi gerekiyor. Yani son noktaya geldik dedi. Bakın bunu Belçika Başbakanı dün akşam söyledi. Yani sadece bu artık İslam dünyasından bu olay çıktı. Bakın tekrar söylüyorum bu bir dünya küresel bir sorun hale geldi. Yani metastaz yaptı ve dolayısıyla bu kanserli hücreyi ortadan kaldırılması gerekiyor. Dünya yani o, o tabi Belçika cephesi Hristiyanlara bakar. Yani oradaki Lübnan'daki Hristiyanlara bakar. Ama İslam dünyası itibariyle dikkat ederseniz koordine başladı. Dolayısıyla bundan sonrası ki süreç bana göre Türkiye, İran... Belki de birçok Arap ülkesi şimdi kadar dahil olmayanlar da artık sessiz kalamayacaklar diye ifade kullanabilirim efendim. Yani Peki bu bir bu sefer bir, bir çok önemli bir detay aklıma geldi. Şimdi az önce ana haberde verdik, Netanyahu İran vatandaşlarına seslenerek onları özgürleştireceğini iddia etmişti. Yani bir nevi İran'ı tehdit evet, evet. etmişti. Şimdi Aynen. şimdi adım adım bakarsak, İsrail önce Gazze'yi işgal etti. Lübnan'dan gelen füze saldırılarının ardından bu dün gece Lübnan'a bir kara harekatı başlattı. Doğru. Şimdi tam da aslında İsrail e, İran'la ilgili vuruyor, yanıt gelmiyor. Öldürüyor, yanıt Doğru. gelmiyor. Suikastlarla Kasım Süleyman'ın suikastinden beri aslında İran sözde bir böyle cevap veriyor gibi yapıyor ama cevap vermiyor. İsrail bundan cesaret alarak bu füzeleri bahane ederek İran'a karşı yeni bir saldırı başlatır mı yoksa buna cesaret edemez mi? Hemen arz edeyim. Bakın bu cesareti sadece İran cephesinden almadı. Yani İslam dünyası arasındaki yani iletişim kopukluğu ve dayanışmama nedeniyle zaten bu cesareti aldı. Ama bu sefer öyle değil. Tekrar söylüyorum. Dünya bir araya gelecek. Bakın Lübnan meselesi Hizbullah'tan ibaret değil. Burada mesele Lübnan var. Lübnan'ın biliyorsunuz eski Fransız sömürgesi artık Avrupa Birliği'ye dahil eder. Ve Amerika bakın Amerika şu anda yeni bir asker yeni takviyesi yapacak yeni bir donanma gönderecek vesaire. İsrail İran'a yanıt vermeyecek. O yanıtı İran'ı bırakmak istiyor. Yani pardon Amerika'yı bırakmak istiyor. Yani ben başkalarla meşgul olduktan sonra Amerika İran'ın yanıtı versin. Amerika bu saatten sonra İran'a yanıt vereceğini ben tahmin etmiyorum. Yani seçim önce arifesinde. Hiçbir şekilde bana göre Sesim geliyor mu? Kübra evet Hanım. evet yayındasınız. Ha, ben, ben, ben. <laughs> Peki sağ olun. Yani bu saatten sonra tek seçime kadar 6 Kasım'a kadar şu anda e, daha doğrusu zayıf e, karne nok noktasında Amerika'ya denk geldi. Amerika şu anda iki asker cenazesi tabutuyla birlikte. Farz edin ki şu anda Amerika'yı dönerse inanın ki Cumhuriyetçiler kazanacak ve demokrata kaybedecek. Dolayısıyla Başkan Biden ve kurmaylarıyla birlikte şu anda İran'a bir savaşma niyeti yok. Belki gözda verebilirler ama bir savaş gibi bir şey söz konusu değildir. Şu anda ama, İsrail ama tam Ama bir dakika. Fa Farşit Bey, biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki İsrail'in İran'la savaşmak gibi bir niyeti yok diyorsunuz ama ona bakarsanız Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir niyeti yok diyorduk ama gerçekleşti. Benim korkum Bakın, şu. İsrail bu kadar özgüven kazanmışken bölgede savaş büyür mü? Bakın biz niyet okuması yapamayız. Burada bu, bu başka bir mesele. Bakın İsrail dedim İran'la savaşmayı Amerika'yı bırakacak. Kendisi yapmayacak. Bakın bizim bir bir sınır bölgemiz yok ki. bizim ortak bir toprağımız yok ki. Ancak onların F-35'le saldırı düzenleyebilirler. İran'da ya yanıt verecek ya vermeyecek. Bitti. Yani bu kadar. Başka bir şey yok. Yani Aha. biz kuzu atarız. Onlar bu şekilde. Sibel saldırı vesaire bunlar bu savaşa girmiyor. yani Konvansiyonel savaş e, anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu göreve Amerika'yı verdirtmek istiyor. Amerika'da bu görevden kaçmayı çalışıyor şu anda. Seçime kadar kastediyorum. Esas o bölgedeki büyük savaş seçimden sonra Amerika seçiminden sonra olacak. Dolayısıyla şu anda tekrar söylüyorum biz İsrail'den bir yanıt bu şekilde olabilir. Bir F-35 uçağı ile belki yeni bir kaslar düzenleyebilir. O kadar nokta atış başka yok. Ama İran'ın şu andaki füze kapasitesi İsrail'den bin kat daha fazla. Bunu herkes biliyor. Bunu söylemeye gerek yok. Her ne kadar hava gücümüz zayıfsa İsrail'e nazaran ama füze gücü İran'da kapasitesi İsrail'den bin kat, bir çoğu ülkeden bin kat daha fazla. Dolayısıyla Şaka İran şu anda... Demir kubbeyi aşabilecek bir füze kapasitesi var mı İran'ın? Şöyle söyleyeyim. Demir kubbe zaten dediğiniz ne, ne, nedir? Yani bir e, yapay zeka... Tel Aviv merkezine düşebilecek füzelere imha ediyor. Düşmeyenlere zaten bırakıyor. Oradaki mesele şu. Siz koordineli bir şekilde Lugnan'dan, Husi tarafından, e, Haçlı Şabi tarafından örnek söylüyorum. Bir tane taraftan yanıltıcı füzeler, atışleme yaparsanız bu, bu demir küpe zaten bir şekilde etkisiz hale gelebilir. Etkisiz hale gelmezse bile oradaki imha edilecek oranlar düşüyor. Ve dolayısıyla bakın Tel Aviv başka ülkelere benze, başka şehirlere benzemez ki iki tane. İki tane füze Tel Aviv'e düşerse ve bir tahribat yaparsa oradaki kaçışları siz düşünebilir misiniz? İnsan kaçışı. Dolayısıyla İsrail bu insan kaçışını bir şekilde önleyemez. Yani orası farklı. Çünkü onların hiçbir tanesi İsrail vatandaşı değil ki hepsi iki çift pasaport taşıyorlar zaten. Dolayısıyla anında kaçarlar. Şu anda Netanyahu'nun Lübnan'ın girmesi nedir? 80 bin kişiyi geri getirmektir. Yani orayı nüfusunu çoğaltmaya çalışıyor. Yaşlı insanları bile askerliğe çağırdı. Yani bakın orada o kadar insan sıkıntısı var. Dolayısıyla bu insan sıkıntısı şu anda zayıf noktasıdır. İran bunu başarabiliyorsa yani o insanların kaçışını sağlayabiliyorsa tekrar söylüyorum yani orada illa bir Musad'ın karargahını vurmak gerek yok. Siz bir yerde sadece bir korku yaratırsınız. Bence İran işini yarar. Bana göre ben bence İran hedefine ulaşabilir. Evet efendim. Yani siz bu sadece bu füzelerle İran'ın hedefine ulaşacağını ama bölgesel büyük bir savaşı iki tarafında istemediğini söylüyorsunuz. Bunlar, seçime kadar. Evet. Seçime Amerika kadar seçime çünkü, çünkü kadar. ABD evet. tamam demeden, ABD seçimlerinin sonucunu görmeden iki tarafta Doğru. böyle gerilimi tırmandırmaya cesaret edemez diyorsunuz. Çok Aynen. çok teşekkür ediyoruz Farşit Bey'e. Çok İyi teşekkürler. Aynen. İran'daki havayı da anlattı bize Farşit Bey. Bir kez daha tekrar edin.